Herkese merhaba. Özgün Üniversitesi kanalına hoş geldiniz. Aday öğrencilere yönelik hazırladığımız bu program serimizin adı 1 bölüm 3 açı. Bu serimizde bölümlerimize yönelik merak edilen soruları bölüm başkanlarımız, öğrencilerimiz ve mezunlarımız gözünden sizler için yanıtlamaya çalışacağız. Bugün konuğum ben İhsan Yanıkoğlu. Bugün ise konuğum bölüm başkanımız Doçent Doktor Ali Ekici. Kendisiyle fakültemize dair konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Dilerseniz sorulara geçeyim. İlk sorum, bir aday öğrenci Endüstri Mühendisliği bölümünü neden tercih etmeli? Siz Endüstri Mühendisliğini kimlere tavsiye ediyorsunuz? Okay. Şöyle başlayayım hocam. Önce Endüstri Mühendisliğinin kısa bir tanımıyla başlayayım. Ondan sonra bununla bağlı olarak Endüstri Mühendisliği hangi alanlarda iş bulabilirler ve hangi adayları Endüstri Mühendisliğine öneriyoruz onu anlatayım. Endüstri Mühendisliği kısaca kitaptaki tanımına göre insan, bilgi, malzeme, teçhizat, enerji gibi girdiler olan sistemlerin tasarlanması, çalıştırılması ve iyileştirilmesine yönelik çalışma yapan kişilerdir endüstri mühendisleri. Bu çalışmaları yapmak için de temelde endüstri mühendisleri matematiksel modeller, istatistiksel analizler kullanarak bu sistemleri tasarlamaya ve iyileştirmeye çalışıyorlar. Bu anlamda aslında mühendislik, eninde sonunda bir okuyacağınız endüstri mühendisliği. Bu mühendislikte de diğer mühendislerden çok farklı olmayan bir matematik eğitimi alıyorsunuz. O yüzden burada problem çözmeye meraklı olma, matematiğe meraklı olma adaylar için önemli bir hale geliyor. İnsanların kafasında endüstri mühendisliğini biraz daha soft bir, light bir mühendislik algısı var. Ama bu tamamen yanlış. Baya matematikle içli dışlı oluyorsunuz endüstri mühendisliğinde. O yüzden kısaca özetlemem gerekirse problem çözmeye hevesli, farklı alanlarda çalışmaya meraklı ve analitik düşünme yeteneğine sahip adaylarımıza endüstri mühendisliğini tavsiye edebilirim. Teşekkürler hocam. Bu bölümden mezun olan öğrenciler hangi meslekleri tercih edebilir? Biraz önce söylediğim gibi hocam, şimdi endüstri mühendisleri genel olarak bu tarz sistemlerin tasarlanmasına ve iyileştirilmesine yönelik çalışma yapan kişiler. Bu yüzden buradaki sistemi de çok genel düşünebiliriz. Yani bir üniversitede bir sistem, bir üretim yapan bir fabrikada bir sistem, hastaneye de bir sistem olarak düşünebiliriz. Bu yüzden çok farklı sektörlerde endüstri mühendisleri iş imkanları bulabiliyorlar. İşte üretim fabrikalarda üretim planlama sorumlu mühendis olarak, kalite kontrol mühendis olarak, başka servis sistemlerinde planlamacı olarak, işte bankalarda çalışabiliyorlar, finans sektöründe, farklı alanlarda iş imkanı bulabilmekte. Uzmanlık, risk analizi falan gibi alanlarda da bankacılık. Aynen öyle evet hocam. O alanlarda da. Yani biraz böyle geniş bir spektrumda iş opsiyonu olduğu için adaylarda da şey algısı oluşabiliyor yani. Buradan sadece yönetici çıkar, hani ben yönetici olmak istiyorum. O yüzden de endüstri mühendisi olacağım diye. Ama aslında yani kimse hayatına yönetici olarak aslında başlamıyor. En başta sizin bahsettiğiniz şekillerde bir alt temel şeyleri bir yapması evet. gerekiyor. Ondan sonra zaten herhangi bir mühendisten yönetici olur. O yüzden endüstri mühendisinin mesela özellikle yönetici olmak için, spesifik yönetici olmak için tasarlanmış bir disiplin olduğunu düşünüyor musunuz mesela? Onu söyleyemem ama eninde sonunda şunu, yani istatistik olarak bakılırsa tahminen endüstri mühendisleri yönetici pozisyonunda çok daha fazla istihdam edilmeleri sürpriz olmaz. Şaşırmam böyle bir istatistik görsem. Çünkü başta verdiğim tanım gereği. Çünkü bu sistemin bütününü görecek ve buna göre bir planlama yapacak kişi endüstri mühendisi olduğu için dolayısıyla daha üst seviyede bu planlamayı yapacak yönetici, direktör pozisyonunda endüstri mühendisleri çalışması beklenen. Ama yani tahmin edebileceğim üzere herkes de bu pozisyonda çalışmaya devam etmiyor. Kimse üretim planlamada mühendis olarak devam edebilir. İşte kalite mühendisi olabilir veya bankada bir finans uzmanı, bir risk analizcisi olarak da çalışmaya devam edebilir. Tabii. Sağ olun hocam. Önceden hani sorduğum iki soruya verdiğiniz cevabı özetleyecek olursak endüstri mühendisleri sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi genel hayata dair bir sistemin biraz tepeden bakan hani makro bir şekilde sanal bir prototipini yaratmaya çalışıyor. O yüzden hani başka birine yaptığı işi anlattığı zaman herhangi bir diğer mühendisliğe göre biraz daha mikro seviyede şeylerle ilgilenen diğer mühendisliklerin yaptığı şeye göre çok da anlaşılır şeyler anlattığı için insanlar bunu daha anlaşılır buluyor. Bence de yönetici fazla olmasının nedeni bu. Fakat bu bir yanlış anlaşılmaya da neden olabiliyor. Yani işte sizin birinci soruya verdiğiniz cevapta hani soft bir engineering olarak mühendislik, yumuşak bir mühendislik dalı olarak gözükmesine neden olabiliyor. O yüzden biraz hocam bize yaptığınız çalışmaları anlatabilir misiniz? Yani aslında bir akademisyenin endüstri mühendisi olarak yaptığı çalışmalar özel sektörde bir endüstri mühendisi mühendisin yaptığı çalışmalar çok da farklı olduğunu ben düşünmüyorum. Hani biraz daha teknik seviyede evet. ama benzer işler aslında. Yani bizim dalımızda bunu söyleyebiliriz. O yüzden belki bu yanlış anlaşılmayı daha hani somut bir örnekle yaptığınız şeyler üzerinden birçok araştırmanız var. Bunları bir kısaca böyle
öğrencilerimizin, adayların anlayacağı şekilde özetleyebilirseniz çok tabii. Doğru. Tabii. Şöyle hatta ilginç bir örnekle başlayayım. Benim doktora çalışmam salgın hastalıkların yayılımı ve bu salgın hastalıkların yayılımının önlenmesi üzerineydi. Yani endüstri mühendisinde bir kişi endüstri mühendisinden bahsettiğinizde tahminen kafasında hiç böyle bir problem üzerinde çalışacağına dair bir fikir oluşmayacaktır. Ama burada da sonuçta biz bir matematiksel model, bir simülasyon modeli geliştirerek bu tarz bir hastalık nasıl yayılabilir ve biz bunu etkisini nasıl azaltabiliriz'e yönelik bir analiz yapıyoruz. Burada da temelde biz aslında biraz önce de senin dediğin gibi hocam matematiksel yöntemler kullanıyoruz. O yüzden soft mühendislik oldukça yanlış bir algı bu konuda. Ve ben bundan sonra devam ettiğim araştırma konuları da daha çok lojistik üzerine oldu. Lojistik alanında bunun sağlık sektöründe uygulamaları, mesela kan bağışlarının daha nasıl verimli halde toplanabileceği üzerine ve onun dışında envanter planlama ve lojistik planlamanın entegre bir şekilde ele alındığı envanter planlama ve araçların rotalanmasının matematiksel yöntemlerle nasıl daha maliyet efektif şekilde, etkili şekilde yapılabileceğine yönelik araştırmalar yapıyoruz. Burada da basically aslında temelde biz uygulamalı matematik yapıyoruz. Endüstri mühendisliği okuyan öğrencilerin kafasında ben matematikten uzak kalarak bu endüstri mühendisliğini bitirebilirim ve burada başarılı olabilirim gibi bir algı oluyor ama bu tamamen yanlış. Dediğim gibi matematiğe ilgi duyması oldukça önemli bizim öğrencilerimiz. Bir de belki lise eğitiminde, tabii şu anki lise eğitiminde bilgisayar programlaması falan var ama hani üniversitede biraz daha fazla var. Ona bir de şey eklenebiliyor okula geldikten sonra. İşte kodlamadan kaçabilir miyiz mesela? Ondan da hani endüstri mühendisliği kaçamıyor çünkü yaptığımız hiçbir problemi hani kağıt üstünde çözemediğimiz için bilgisayar ortamına aktarmamız gerekiyor. Yani matematikten ve bilgisayar sistemlerinden herhalde kaçış hiçbir mühendislik için yok yani. Evet, evet. Ve burada biz dediğin gibi hocam biz aslında geliştirdiğimiz çözüm yöntemleri, işte simülasyon modelleri, matematiksel modelleri aslında test etmek için bir şekilde kodlamanız gerekiyor. Yani bir programlama dilini öğrenmeniz ve bunu kafanızdaki fikrin gerçekten çalışıp çalışmayacağını test etmeniz gerekiyor. O yüzden dediğim gibi matematik ve kodlama oldukça iç içe şu an günümüzdeki endüstri mühendisliği uygulamasında. Sağ olun hocam. Akademik kadrodan ve ders işleyişinden biraz bahsedebilir misiniz? Bölümümüzü diğer bölümlerden, özellikle endüstri mühendisliği bölümünü diğer bölümlerden ayıran özellikler nelerdir? Tabii. Akademik kadromuz alanında oldukça deneyimli ve Avrupa'da, Amerika'da ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde doktoralarını tamamlamış hocalardan oluşuyor. Hocalarımız aktif bir şekilde bu alanda araştırma yapmaya devam ediyorlar. Ve aynı zamanda bunu da dersler aracılığıyla, projeler aracılığıyla öğrencilerimize aktarmaya çalışıyorlar. O yüzden biz lisans seviyesinde öğrencilerimizin de bizim araştırma projelerimize katılmasını ve bir nevi endüstri mühendisliği araştırma anlamında ne yapıyor, bunu da öğrenmelerini teşvik etmeye çalışıyoruz. Ders işleyiş bakımından derslerimiz, temel zorunlu derslerimiz var bir müfredatımızda. Bu zorunlu dersler uluslararası standartlarda kabul edilmiş endüstri mühendisliği programlarında uygulanan İşte yöneylem araştırması, matematiksel modelleme, algoritmalar, simülasyon modelleri, üretim planlama dersleri olarak isimlendirilebilir. Bu dersleri de hem uygulamalı hem de teorik olarak veriyoruz. Bir teorik kısmında dersin hocası bu işin teorisini anlatıyor. Daha sonra uygulama ya da problem saati olarak isimlendirebileceğimiz kısımda da asistanlarımızın yardımıyla bu buradaki konuların uygulamalarını yapmaya çalışıyor öğrencilerimiz. Genel olarak özdeğin endüstri mühendisliğinin diğer endüstri mühendisliği bölümlerine kıyasla öne çıkarabileceğimiz bir fark, bir önemli bir kısmı, bir tarafı uzmanlık alanları. Biz bu temel eğitimin yanında, teorik eğitimin yanında öğrencilerimize oldukça farklı alanlarda seçmeli ders imkanı sunuyoruz. Senede yaklaşık 20 farklı seçmeli ders açıyoruz. Bunlar finans alanından tedarik zinciri yönetimine, sağlık sektöründe uygulamalarına kadar çok farklı alanlarda seçmeli ders imkanı sunuyoruz. Ve öğrenciler stajlarında elde ettikleri bilgiler veya derslerde elde ettikleri bilgileri hangi alanlarda nasıl uygulanabileceğine dair daha pratik uygulamalar görebiliyorlar bu seçmeli derslerde. Ayrıca bunun dışında yine Özyeğin Üniversitesi'nde biz tüm mühendislik fakültesinde öğrencilerimize iki tane sertifika dersini zorunlu tutuyoruz. Bu sertifika dersleri de sektördeki uzmanlar tarafından veriliyor ve buradaki öğrencilerimiz sektöre gittiklerinde endüstri mühendislerinin ne alanda çalıştıklarını, nasıl uygulamalar kullandıklarına dair bilgi edinmiş oluyorlar. Sağ olun hocam. Bölümümüzün öğrencilere sunduğu yurt içi ve yurt dışı olanaklar nelerdir? Bunlar üzerine tabii biraz konuşabiliriz. İkinci yıldan itibaren öğrencilerimiz Erasmus ve Uluslararası Değişim Programı aracılığıyla yurt dışında bir veya iki dönem geçirebiliyorlar. Bunun şu avantajı da öğrenciler hem bir yurt dışı deneyimi yaşamış oluyorlar, farklı bir kültürü görmüş oluyorlar ve farklı bir kültürden de ayrıca ders alarak
bir kayba da uğramadan derslerini burada saydırarak eğitim hayatlarını tamamlayabiliyorlar. Ayrıca bu Erasmus ve yurt dışı uluslararası değişim programlarında sadece ders değil, ayrıca yurt dışı stajı olanakları da sunuluyor. Bu da öğrencilerimize sunduğumuz yurt dışı olanaklarından bazıları. Yurt dışı olanakları açısından da biz tüm üniversite genelinde tüm programlarda stajı zorunlu koşan Türkiye'deki tek üniversiteyiz. Ve biz de Endüstri Mühendisliği bölümünde 2 tane stajı zorunlu koşuyoruz. Ve burada öğrencilerimiz 2. ve 3. sınıfın sonunda aldıkları Endüstri Mühendisliği'nin pratik uygulamalarını görme imkanı buluyorlar. Bir de bir önceki soruda bahsetmiş olduğunuz, yani lisans öğrencilerini bile araştırmalarda kullanıyor oluşumuz da bence ilginç bir şey. Yani çünkü şu an için de yani öyle olduğunu düşünüyorum ama hani bundan önce zaten öyle bir şey çok yoktu. Hani lisans öğrencilerinin aktif olarak bir araştırmada yer alması. Sizden önce buraya davet ettiğimiz arkadaşlar da hani lisans öğrencileri ondan hani çok bahsettiler. Bu TÜBİTAK ve vesaire yurt dışı diğer burslar kullanılarak bu öğrencilerin araştırmalarımızda yer alması da bence sanki yurt içi olanaklardan bir tanesi olarak ekstradan hani, değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ayrıca yurt dışı olanak olarak şunu da söyleyebiliriz. Biz 2017 yılından itibaren düzenlenmeye başlanmış, yanlış hatırlamıyorsam Informs'un, Endüstri Mühendisliği'nin dünya genelindeki organizasyonunun düzenlediği öğrenci yarışmasında biz 4. sınıf öğrencilerimiz bitirme projelerini buradaki yarışmaya katılarak yapmalarını da teşvik ediyoruz ve yanlış hatırlamıyorsam 4 yılın 3'ünde öğrencilerimiz finale kalmışlardı. Evet, ve burada sadece lisans öğrencileri değil, lisans üstü öğrencileri de yarışarak böyle bir imkanı da elde etmiş yani oldular. Yani en son hatırladığım 2 sene oldu galiba, 256 takım arasından ikinci oldular. Buna bütün dünyadaki takımlar kattı. Birinci olan takım master öğrencilerinden oluşuyordu. Yani lisanslar arasında birinci oldular diyebiliriz. Dediğiniz gibi 4 kere katılar. 4'ünde de ilk 8'e kaldılar. Herhalde bir kere kalmadılar. Onun dışında ilk 8'e kalıp bir kere 3, bir kere ikinci oldular. Son olarak hocam, bölümde okuyan veya bölümü hedefleyen aday öğrencilere bir mesajınız var mı? Bölümde okuyan öğrencilerimize şunu söyleyebilirim. Kendileri de zaten burada deneyimliyorlar. Bizim akademik kadro olarak da olduk. Açık kapı politikamız var. Öğrenciler istediği zaman akademisyenlere ulaşabiliyorlar. Biz okuldaki herhangi birine rahat bir şekilde ulaşıp hem akademik anlamda hem diğer sosyal anlamda destek alma imkanını sunuyoruz. Bunu kullanmalarını ve burada mutlu bir eğitim, akademik ve sosyal anlamda mutlu bir eğitim geçirmelerini bekliyoruz, istiyoruz. Aday öğrencileri de şunu söyleyebilirim. Başta söylediğim gibi biz Endüstri Mühendisliği alanında özel üniversite olarak oldukça iddialı bir akademik kadromuz var ve uluslararası standartlarda çağın gereksinimlerini karşılayacak şekilde dizayn edilmiş bir müfredat sunuyoruz. O yüzden aday öğrencilerimize şimdiden sınavlarında başarılar diliyorum ve özel Endüstri Mühendisliği'nde düşünmelerini tavsiye ediyorum. Sağ olun hocam. Değerli bilgileriniz için teşekkür ederiz. Aday öğrenciler için oldukça yararlı bilgiler verdiniz. Sevgili adaylar, Endüstri Mühendisliği bölümümüze dair tüm detayları özyeğin.edu.tr web sitemizden öğrenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.